Merhaba Fatih Bey, öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii, ismim Fatih, ben alayım isterseniz. İsmim Fatih Emiral, BTS firmasının kurucusuyum. 25 yıllık bir siber güvenlik deneyim var diyebilirim. Bu alanda hizmet veriyoruz ve ürünler geliştiriyoruz kısaca. Sunumunuzda siber operasyon merkezlerine yeni bakış adlı bir sunum gerçekleştirdiniz. Etkinliğe katılamayan takipçilerimiz için kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim alanımızda bu problemlerle baş etmek için geliştirilmiş bir takım yöntemler var. Buna yönetişim frameworkleri, çerçeveleri, standartları diyoruz. Benim sunumumda vurgulamak istediğim şey şuydu. Gerçek hayattaki tehditler bu en iyi uygulamalar listelerinden biraz farklı olabiliyor. Bilinmeyen demeyelim ama daha teknik düzeyde yöntemler kullanılabiliyor. Kurumların, organizasyonların hazırlık düzeylerini gözden geçirmek için bu yöntemleri de dikkate almaları gerektiğini vurgulamaya çalıştım. Onunla ilgili örnekler vermeye çalıştım. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Özellikle Boğaziçi siber güvenliğin uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz faaliyetleri hakkında? Bu konuda çok fazla herkesin bir araya gelebileceği bir etkinlik yok. Hele ki Boğaziçi Üniversitesi'nin bu ortamı gibi bir ortamda çok bulmak mümkün değil. Her ne kadar yağmur da olsa çok büyük katılım vardı. Kesinlikle çok faydalı buluyorum. Bilgin Hoca'ya da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kolay değil bunca işin arasında böyle bir organizasyonla uğraşmak. Sizler de, öğrenci arkadaşlarımız da hocaya destek veriyorsunuz. Sizlere de teşekkür ederiz. Son olarak siber güvenlik alanına girmek isteyen gençler için tavsiyeleriniz var mı? Neler varsa? Siber güvenlik alanı veya herhangi bir alan artık günümüzde teknolojide çok detaylanmaya ve dallanmaya başladı. Bir öğrencinin öğrencilik hayatında sektöre tam hazır hale gelmesi çok kolay değil. Fakat şöyle de bir imkan var günümüzde. İşte mesela bu siberde olduğu gibi ve diğer üniversitelerde de yeni ekipler kuruluyor. Bu ekiplerde yer alıp, görev alıp, eğitim vermeye çalışıp bu alanı önce bir tanıyıp o alan içinde hangi alana odaklanmak istediklerine karar verirlerse iş hayatına girişte hem daha avantajlı başlarlar hem de bir ön hazırlıklar olduğu için daha hızlı ilerlemiş olurlar. Kısaca böyle bir öneride bulunabilirim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun katkınız için.